CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bir skandala imza attı. Alevilik ayrı bir din gibi gösterildi. Karikatürün arkasındaki zihniyet büyük tepki topladı. İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanının toplumu ötekileştirme projesi kimin aklı? Acaba bu aklı İngiltere Kraliyet ailesinden mi aldı, ABD'den mi aldı? Bütün tartışma belediyenin 23 Nisan'da çocuklara Cumhuriyet ve Demokrasi adlı kitapçığı göndermesiyle başladı. Kitapçıktaki bir bölümde İslamiyet, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi Alevilik ayrı bir dinmiş gibi gösterildi. Son derece talihsiz bir karikatür. Bu ne vicdana sığar, ne laikliğe sığar. Karşı çıkmak için biz varız diyoruz. Tepkilerden biri eski Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakoğlu'ndan geldi. Proje vurgusu öne çıktı. Bu yeni bir proje değil. 17 Aralık 2004'te AB Türkiye inceleme raporunda Aleviler İslam dışıdır ifadesi yer aldı. Irak'taki üçlü bölünmüşlüğü Türkiye'de de Alevilik, Kürtlük, Sünnilik şeklinde benzetme çabasına girişildi. Alevi kanaat önderleri Aleviliğin İslam'dan ayrı gösterilmesinin doğru olmadığı görüşünde. En sert tepkilerden biri de Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'ten geldi. Tarihe geçti. Alevilik İslam içindedir. Ayrı bir din değildir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Aleviliği ayrı bir din gösteren o fitneci resmi derhal toplamalı. Burada bir fotoğraf yok. ABD'nin stratejisi var. O strateji neydi? Sunni-Şii kamplaşması. Ama o proje çöktü. Konu yargıya da taşınacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Alevileri İslamiyet'in dışında olarak göstermesini kendi cehaleti olarak görüyorum. Pazartesi günü Ekrem İmamoğlu'nun hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İslam'ın, Türklüğün Anadolu'da kalmak Türk İslam... İmamoğlu'na tepki gösteren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir, Aleviliği tanımlayarak tartışmaya son noktayı koydu. Alevilik Öztürklüktür. Alevilik İslamiyet'in özüdür. Aleviliği ayrı bir din gibi gösterilmesinden Alevi toplumu son derece rahatsızdır. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığını yapsın. Alevi toplumunu kendi ucuz şarlatanlık siyasetine alet etmesin. Alevi alimler ve aydınlar platformu da bu olayın cezasız kalmamasını istedi. Avrupa Birliği projesinin test edildiğini ya da bu projeye hizmet edenlerin Alevilerin nabzını ölçtüğünü düşündüğümüz Alevilere hakaret anlamına gelen bu provokatif işten dolayı bu işi yapanları kınıyor, protesto ediyor ve bu çirkin, kötü, ahlaksız işi yapanların cezasız kalmamalarını talep ediyoruz.